Sevgili öğrenciler, 9. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yani 26. haftanın konusu olan Abbasi Devleti ve Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri konularını işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu haftanın konusu ders kitabımızda 160 ile 166 sayfaları arasında konuyu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve yan başlığımız Abbasiler. En son Emevi yani Ümeyye oğullarının kurmuş olduğu Emevi devletinden bahsetmiştik ve onların izlediği mevali ırkçı politikanın İslam dünyasına ciddi anlamda İslamiyetin yayılmasına zarar verdiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise Emevilerden sonra Peygamber Efendimizin sülalesi yani Haşimoğullarının kurmuş olduğu Ümmetçi dediğimiz artık bütün Müslümanları kucaklayan politika izleyecek olan Abbasi devleti konusuna başlıyoruz. Danışmanın Abbasi halifesi Mansur'a Bağdat şehrinin kurulacağı yerle ilgili bir önerisi. Efendim, şehri Dicle'nin kıyısına kurmada fayda görüyorum. Zira mallar oraya hem kara hem de nehir yoluyla gelebilir. Azerbaycan ve Rum diyarından mallar rahatça ulaşır. Ordunun yerleşimine de uygundur. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bugünkü Bağdat şehrinin de kuranlar burada Abbasilerdir diyeceğiz. Abbasi devletinin ilk dönemlerine şöyle bakacaksak bakın burada Peygamber Efendimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Hazreti Muhammed'i görüyorsunuz. Bakın burada da Abbas'ı görüyorsunuz. Yani Ebu'l şey Abbasi devletini kuran sülaleyi görüyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz ile bunlar akrabalardır. Yani Haşimoğlu sülalesidir. Tabi en başta yine kim var? Kureş kabilesi vardır ama yani Peygamber Efendimizin amcası tarafından kurulmuştur. Şimdi Emevi devletinin 750 yılında yıkılışından sonra Hazreti Peygamber Efendimizin amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abbas Abdullah diyor halifeliği diyor ilan ederek Abbasi devletini ne yapıyor gençler? Kuruyor. Yani Emevi Ümeyye oğulları sülalesinden halifelik artık Haşim oğulları sülalesine yani Abbasi devletinin eline geçmiştir. O ölünce yerine kardeşi Mansur geçti. Yani Ebul Abbas Abdullah ölünce yerine kim geçiyor? Kardeşi Mansur geçiyor. Mansur Kafkasya üzerinde Abbasi topraklarına girmiş olan Hazarları geri püskürttü. Ayrıca Bizans'tan gelecek saldırılardan korunmak amacıyla da bazı önlemler aldı. Bu amaçla sınır bölgelerinde Türkleri yerleştirirken Musul ve Azerbaycan valiliklerine de Türkler arasından seçiyor. Yani arkadaşlar Abbasi devleti zamanında Türkler hem askerlik anlamında hem idari yöneticilik anlamında Abbasi devletinin hizmetine girmişlerdir. Halife Mansur siyasi faaliyetlerinden çok başlattığı kültür hareketiyle de tanınmıştır. İleride önemli bir medeniyet merkezi durumuna gelecek olan fotoğrafta da gördüğünüz animasyon tabii bu bir Bağdat şehrini kurarak burayı başkent ilan etti. Bilim ve sanat, edebiyat gibi alanlarda e, Halife Mansur aynı zamanda da büyük bir hatip ve hadiste bilginiydi. Yani hem kendisi devlet lideri, hem halife, hem bilim, sanat, edebiyat faaliyetlerini destekleyen bir bilim adamı, bir hatip, bir hadiste bilgini bir insandı Halife Mansur. Onun döneminde Farsça, Hintçe, İbranice ve Yunanca'dan Arapça'ya, tercüme çalışmaları yürütülmüştür. Abbasi devletinin en parlak zamanı ise Halife Harun Reşit dönemidir arkadaşlar. Harun Reşit Abbasilerin Hazarlarla mücadelesine son vererek İki taraf arasındaki siyasi, dini ve ticari ilişkileri geliştirmiştir. Bakın şu tarafta kiminle komşu olmuşlardı? Hazar bölge bölgesinde Türklerle komşu olmuşlardı ve Harun Reşit zamanında yapılan barışlarla beraber artık ne yapıyorsunuz burada? Siyasi, dini, ticari ilişkileri Hazarlarla geliştiriyorsunuz. Bu sayede İslamiyet'in Hazarlar arasında yayılması da ne oldu? Sağlanmış oldu. Bir yandan da en büyük rakip olarak görülen Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu üzerine de seferler Abbasi devleti düzenlemiştir. Bizans sınırındaki kaleleri güçlendirerek Doğu Anadolu'da Tarsus, Adana, Maraş ve Malatya'yı içine alan bir uç vilayeti kurdu. Avasım bakın bunun altını çiziyorum sınavlarda çıkmıştır. Avasım adını verdiği bu vilayetlere yani Anadolu'da Bizans sınırı olan şu bölgeye arkadaşlar Avasım şehirleri kuruyor Abbasi devleti ve bu vilayetlere savaşçı özelliklerinden dolayı da Türkleri yerleştiriyor. Muhafız birliğinde de Türk askerlerine halife Harun Reşit yer vermiştir. Yani Türkler Abbasi devleti zamanında İslamiyet'in artık hizmetine girmiştir. Harun Reşid'in bir saati hikayesi arkadaşlar. Harun Reşid Bizans'a karşı o dönemde Avrupa'nın en güçlü hükümdarı olarak kabul edilen Frank kralı Şarlman ile iyi ilişkiler kurdu. Aralarındaki dostluğu geliştirmek için ona elçiler ve çok değerli hediyeler gönderdi. Bu hediyeler arasında bulunan ev şeklindeki bir çalar saat Franklar tarafından ilgi ve hayranlıkla karşılanmıştır. Bilime, sanata ve edebiyata önem veren Halife Harun Reşit, Bağdat'ta okullar, hastaneler ve gözlem evi dediğimiz rasathaneler açmıştır. Şehirdeki ilk kağıt imalathanesi de yine Harun Reşit döneminde kurulmuştur. Satranç oyununun Müslümanlar tarafından oynanmaya başlaması da yine arkadaşlar Halife Harun Reşit zamanında olmuştur. Harun Reşit sarayda müzikli eğlenceler düzenletir. Bilim insanlarıyla sohbet ve tartışmalar yapar ve yaptırır. Onları ödüllendirirdi. Ayrıca minyatürde, minyatürde ve fotoğrafta gördüğünüz Türklere ait bir oyun olan ve Avrupa'da polo adıyla bilinen Çevgan oyununu da oynardı arkadaşlar. Abbasi halifeleri ve Türklerle olan münasebetlerine bakalım arkadaşlar. Şurada bakın bir tartı görüyorsunuz. Şimdi neden bunu koydum? Şimdi Abbasilerden önceki halife yani İslam devleti Emevi devletiydi. Emevi devletindeki özellikle mevali politikası sebebiyle arkadaşlar Müslümanlık Türkler arasında yayılmamıştı. Çünkü mevali anlayışı aslında ırkçı Arap milliyetçiliğine dayanan, Müslümanlıktan ziyade Arap Müslümanlığını birinci sınıf vatandaş olarak kabul eden ve değer veren bir politikaydı. Ama Emevi devletinden sonra Abbasi devletinin gelmesi ve ümmetçi politikanın izlenmesiyle beraber mevali politikası terk edildi ve bu insancıl politika ile beraber de İslamiyet Türkler arasında hızlı bir şekilde Abbasi devleti zamanında yayıldı. Abbasiler başta Horasan'da yaşayan Türkler olmak üzere İranlıların ve diğer bazı kavimlerin desteğiyle iktidara geldikleri için Emevilerin ırkçı dediğimiz mevali politikasını terk ettiler. Abbasi halifeleri ordu ve devlet yönetiminde Türklerle birlikte Arap olmayan unsurlara da yer verdiler. Yani İranlıları da devlet yönetiminde ve askeri anlamda kullandılar. Türkleri de bu anlamda kullandı. Yani devlete memurluk verdiler diyebiliriz. Bu halifelerden biri olan Me'mun askeri yetenekleri ve sağlam karakterlerini takdir ettiği Türkleri Arap ve Fars kökenlerine karşı denge unsuru olarak da görmüştür. Türklerin ordudaki sayısı ve nüfusunu arttırarak Türk askerleriyle birlikte sefere çıkan ilk Abbasi halifesi ...Me'mun olmuştur. İç isyanların bastırılmasında da... ...güvenilir bulduğu bu Türklerden de... ...bu halife... ...yararlanmıştır. Me'mun halifeliği sırasında... ...Türklerden askeri birlikler... ...kurma görevini kardeşi... ...Mu'tasım'a verdi. Bu dönemde... ...Mu'tasım'ın emrindeki faaliyet gösteren... ...Avşin, Eşnas... ...Boğa el-Kebir... ...ve Inak et-Türkiye gibi... ...Türk komutanlar hilafet ordusu içerisinde güçlenerek söz sahibi olmuşlardır. Aynı komutanlar halifelik mücadelesinde de Mutasım'ı destekleyerek onun halife olmasında da etkili rol oynamışlardır. Annesi Türk olan Mutasım'ın döneminde Türkler Abbasi ordusunda hakim unsur haline geldi. Mutasım Bağdat'taki Türk askerlerinin Araplarla karışıp savaşçılık özelliklerini kaybetmemelerini istemiyordu. Bu nedenle Türkleri aileleriyle birlikte Bağdat'ın 100 kilometre kuzeyinde inşa ettirdiği Samarra şehrine yerleştirdi. Bakın bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Şimdi deminden bahsettim. Anadolu sınırlarında Bizans sınırlarına kurulan ve Türklerin yerleştirildiği şehrin adı Avasım. Başkent Bağdat'ın kuzeyinde, bir 100 kilometre kuzeyinde başkentin korumasını sağlayarak olarak oluşturulan Türklerin yerleştirildiği askeri şehir ise Samarra'dır. Bakın hem Bizans sınırında Türklerden faydalanılmıştır hem de kendi başkentlerini koruyabilme için de aslında Türklerden faydalanılmıştır. Hilafet merkezini de daha güvenli gördüğü bu şehre taşıdı. Böylece İslam tarihinde Samarra devri adıyla geçen dönemi de arkadaşlar Halife Mutasım başlatmıştır diyeceğiz. Mutasım iktidarına karşı başlayan isyan hareketlerini Türk askerlerinin yardımıyla bastırdı. 840 yılında Bizans'a karşı yürüttüğü gaza faaliyetleri kapsamında Türklerden kurulu bir orduyla Anadolu'ya girerek eski şehire kadar Halife Mutasim ilerledi. Bakın buradaki e, resminde de Halife Mutasım'ın 838'de e, Halife Mutasıma Bizans'ın elçisinin gelmesi yani e, şuradaki Halife Mutasım oluyor. Şu da Bizans elçisi oluyor arkadaşlar. Abbasilerde orduda olduğu gibi devlet yönetiminde de Türklerden yararlanılmıştır. Haciplik ve vezirlik gibi yüksek devlet görevlilerine Türkler arasından seçilen kişiler gelmiştir. Aynı şekilde Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kufe gibi önemli bölgelerin valiliklerine de yine Türkler getirilmiştir. Türk komutanları ve devlet adamları Abbasi devleti içerisindeki nüfuslarını Mutasım'ın ölümünden sonra da devam ettirdi. Bu dönemde Abbasi halifeleri emirül müminin ünvanını kullanan ve yalnızca dini yetkileri olan sembolik yöneticiler haline gelmişlerdir. Türk komutanlar ise emirül ümera ünvanıyla devletin askeri ve siyasi yetkilerini ellerinde tutmuşlardır. Böylece Arapların askeri yönden zayıfladıkları bir dönemde Türkler devlet ve ordu yönetiminde sorumluluk üstlenerek İslam dünyasına canlılık katmıştır. Şimdi Emirül Ümera Abbasilerde başlayıp İslam devletlerinde görülecek olan bir ünvan. Yararlılık gösteren komutanlara bu ünvan Emirül Ümera ünvanını vermişlerdir. Abbasi devlet yönetiminde Türklerin belirleyici bir güç olarak öne çıkması Arap ve İranlılarda bazı rahatsızlıklara sebebiyet verdi. Söz konusu çevrelerle Türkler arasında başlayan çekişmeler, bir de merkezi otoritenin zayıflığı da bunun üzerine eklenince ülkenin çeşitli yerlerinde küçük küçük devletçikler ortaya çıktı. Bu devletlerin belli başlıları Kuzey Afrika'da Alebiler, Horasan'da Tahiriler, mavere -ün Nehir'de Samanoğulları, Mısır'da Tolun oğulları, ve Ahşitler ya da İşitler Irak ve İran'da da Büveyholları gibi devletler. Yani Abbasi devleti topraklarında hem merkezi otoritenin bozulması hem isyanların çıkması sebebiyle Abbasi topraklarında şöyle küçük küçük devletçikler ne yapmaya başlamıştır arkadaşlar? Ortaya çıkmaya başlamıştır. Tabi halife güçlenince bunlar ortadan kalkıyor. Ama halife tekrardan güç kaybetmeye başlayınca bu devletler tekrardan varlığını gösteriyor. Bunlardan Şii Büveyholları Devleti 945 yılında Bağdat'ı işgal ederek Abbas halifesini baskı altında tutmaya başladı. Halifeyi bu baskıdan kurtaran kişi Türk hükümdarlarından Gazneli Mahmut oldu. Büveyholları bir süre sonra Bağdat'ı yeniden kontrol altına alınca bu kez halifenin yardımına Büyük Selçuklu Sultanı koştu. 1055 yılında Bağdat'a giren Tuğrul Bey, halifeyi esaretten kurtararak Abbasi Devleti'nin varlığını sürdürmesini sağladı. Yani bakın Türkler İslam dünyasının liderliğine doğru yavaş yavaş burada ne yapıyor? Adım adım geliyor hatta bu Tuğrul Bey'e ünvan veriyordu değil mi arkadaşlar? Onu kurtardı ya Abbas Halifesi ne diyor ona? Doğunun ve batının sultanı ünvanını veriyor Tuğrul Bey'e. Yani halife şunu söylüyor. Ben dini liderim. Sen diyor artık doğunun batının sultanı. Sen İslamiyet'in siyasi liderisin diyor artık aslında. Abbasi Devlet Teşkilatı içerisinde geniş yetkileri bulunan vezirler makamı İran devlet geleneğinin etkisiyle oluşturuldu. Halife adına yürütme yetkisini kullanan vezir, ...devleti kendisine bağlı olarak çalışan divanlar aracılığıyla yönetti. Bunlardan divanı tevki resmi yazışmalarda, divanı beytülmal maliye ekonomide... <laughs> ...divanül ceş ise askerlik işlerinden sorumluydu. Gizli haber alma ve posta işlerini divanül berit yürütürdü. Ayrıca divanı mezalim denilen bir tür yüksek mahkemede vardı bu mahkemede kadılar ve diğer devlet görevlileri hakkında şikayetler görüşülüp karara bağlanarak adalet sağlanmaya çalışılırdı. Abbasiler döneminde halk yerleşim durumuna göre şehirli, köylü ve göçebe olarak üç gruba ayrılır. Şehir halkı genellikle işte askeri, memur, din adamı, esnaf ve zanaatkar tüccarlardan oluşurdu. Köylüler geçimlerini sağlamak için tarımla Bedevi olarak adlandırılan göçebeler ise hayvancılıkla uğraşırlardı. Abbasi devletinin başlıca gelir kaynağı Müslüman halkın çeşitli ürünler üzerinden ödediği vergilerdi. Ayrıca Müslüman olmayan halktan alınan haraç ve cizye. Bakın dikkat edin. Emeviler zamanında bu haraç vergisini Müslüman olan Türklerden de alıyorlardı. Yani mevali ırkçı politika vardı. Ama Abbasi bunu almamıştır. Yani Müslüman olmayanlardan almıştır bakın. Yani ümmetçi politikanın bir ürünüdür. Bu haraç ve cizye e, vergisiyle işte bağlı devletlerin gönderdiği vergiler, hediyeler de devletin hazinesine aktarılıyordu. Şimdi bugünün son konusu Mısır'da kurulan Türk devletleri arkadaşlar. E, ülkemiz çöl olmasın tema diyoruz ya tema. Bunu kodlayın kafanızda. Tolun oğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler arkadaşlar Mısır'da kurulan Türk devletleridir. Bunlardan birincisi Tolun oğulları 868 ile 905 yılları arasında Mısır'a hakim olmuş bir Türk devletidir. Abbasya halifeleri önemli valiliklere Türk komutanları atadı. Ancak bu komutanlar genellikle başkentten ayrılmak istemiyorlardı ve vali olarak atandıkları yerlere kendileri adına görev yapacak vekiller gönderiyorlardı. Naip adı verilen bu vekillerden biri de Mısır valiliğine atanan üvey babasına vekalet eden Tolunoğlu Ahmet idi. Tolunoğlu Ahmet kendisine verilen bu görevde başarılı olarak Abbas halifesinin beğenini kazanmış, babasının ölümü üzerine de Mısır valiliğine getirilmiştir. Tolunoğlu Ahmet Mısır valisi olduktan bir süre sonra Abbasilerin başkenti Bağdat'ta başlayan saltanat kavgalarından yararlandı ve 868 yılında bağımsızlığını Tolunoğlu devleti ilan etti. Mısır'da güçlü bir ordu kuran Tolunoğlu Ahmet kısa sürede Suriye, Lübnan, Filistin, Bingazi'yi yani Kuzey Afrika topraklarını da fethederek peşine Antakya, Adana, Tarsus'u da kendisine bağlayarak ne yaptı? Tolunoğlu sınırlarını arkadaşlar ciddi anlamda genişletmiştir diyeceğiz. Tolunoğlu Ahmet Mısır ve Suriye'de iyi işleyen bir idare teşkilatı oluşturdu. Su kanalları açtı, setler yaptı ve tarım üretimini bölgede arttırdı. Maliye alanında ise arkadaşlar halkı ağır vergilerden kurtardı. Mesela şu fotoğraf Dinari, Tulluni yani Tolun dinarı, Tolun dinarı, Torun parası olarak karşımıza çıkıyor. Tolun oğulları zamanında Mısırın imarına da önem verildi. Yani yapıların yapılması, ülkenin merkezi olan Fustat şehri yeni mahallelerin eklenmesiyle büyüyüp gelişti. Türk mimari sanatının özelliklerini taşıyan devlet binaları, camiler bimaristan denilen hastaneler, parklar, bahçeler, köprüler inşa edildi. Bunlardan fotoğrafta da gördüğünüz Tolunoğlu Ahmet Camii, İslam sanatında minare geleneğini başlatan ilk eser oldu. Böylece Tolunoğulları dönemi Mısırlıların daha sonraki yıllarda da her bakımdan özlemle andıkları bir altın devir olarak tarihteki yerini arkadaşlar almıştır. Tolunoğlu Ahmet'in 884 yılında ölmesiyle yerine oğlu Humara Veyh geçti. Humara Veyh ilk olarak hükümdarlığını kabul etmeyen komutanların ve devletin ileri gelenlerinin ayaklanmalarını bastırdı. Ayrıca kızını halife ile evlendirerek siyasi gücünü de ne yapıyor burada? Arttırıyor ve sınırlarını doğuda Dicle nehrine kadar genişletiyor. Tolunoğulları Humara Veyh 898 yılında ölmesiyle artık gerileme sürecine giriyor. Taht kavgaları nedeniyle zayıflayan bu devlet 905 yılında Mısır'ı tekrardan ele geçiren Abbasiler ne yapıyor bu devleti son veriyor arkadaşlar. O zaman Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Torun Unutmuyoruz. Abbasi halifesi halifesi tarafından burada valilikle görevlendirildiler ama Abbasi devletinde çıkan isyanlar sonucunda ne yaptı arkadaşlar? Burada hemen devleti kurdular. Neden uzun ömürlü olmamıştır Tolunoğulları? Arkadaşlar yöneticileri Türk halkı Arap olduğu için bu devlet uzun ömürlü olmamıştır. İkinci devlet Ahşitler ya da İhşidiler ya da Akşitler 935 ile 969 yılları arasında hakimiyet kurmuş Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti oğullarının yıkılışından sonra Abbas halifeliğine bağlanan Mısır, daha önce olduğu gibi Bağdat'tan gönderilen valiler tarafından yönetilmeye devam etti. Bu valilerden biri de Muhammed idi. Abbasi halifesi Muhammed'e memleketi olan Türkistan'ın Fergana şehrini yönetenlerin taşıdığı Sultanlar Sultanı ünvanındaki İhşit ya da Akşit ünvanını verdi. Muhammed İhşid 935 yılında bağımsızlığını ilan ederek Mısır'da Tolunoğulları'ndan sonra ikinci Müslüman Türk devleti olan İhşidiler Devleti'ni kurdu. Daha sonra da Hicaz yani Mekke, Medine bakın kutsal topraklar, Şam, Halep, Humus'u ele geçirip ülke sınırlarını genişletti. İhşidiler Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti olarak tarihe geçti. Bakın bu da önemli. Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti İŞİD'lerdir. Diğer yandan Mısır'da tarım üretimini arttırmak amacıyla sulama kanalları ve bentler yaptı. Cami, hastane, han, bedesten, köşkler inşa etti. Yani imar faaliyetlerinde bulundu. Sosyal ve ekonomik hayatın canlanmasına da katkı sağladılar. İskenderiye, Tiris, Dimyat, Ferma şehirlerinde kurdukları dokuma tezgahlarıyla Mısır'da tekstil sanayisinin gelişmesini de sağlamışlardır diyeceğiz. Muhammed İşit'ten sonra yerine geçen oğulları ne yazık ki devletin gücünü koruyamadılar ve İşitliler devleti zayıfladı. Bu dönemde bazı devlet adamları kardeşler arasında tah kavgalarını önlemek için Kuzey Afrika'da hüküm süren Fatimilerden yardım istedi. Bunun üzerinde 969 yılında Mısır'a giren Fatimiler, İŞİD devletine ne oldu arkadaşlar? Son vermiştir. Üçüncüsü Eyyubiler devleti arkadaşlar. Eyyubiler devleti de hani meşhur Selahaddin Eyyubi'yi e, duymuşuzdur. 1174 ile 1250 yılları arasında hüküm süren bir Türk İslam devletidir Eyyubiler. Birinci Haçlı Seferi sırasında, Urfa, Halep, Şam gibi önemli merkezler ne yazık ki Hristiyanların, Haçlıların eline geçti. Sonraki yıllarda Musul Atabey'i İmadettin Zengi ve oğlu Nurettin Mahmut Zengi bu şehirleri Haçlılardan geri alarak yeniden İslam dünyasına kazandırdı. Kayıplarını telafi etmek isteyen Haçlılar 1147 ve 1149 yılları arasında ...ikinci Haçlı seferini düzenlediler. Bir yandan da Kudüs'te kurmuş oldukları krallık aracılığıyla... ...Mısır'daki Fatimi halifeliği üzerinde de baskılar kurdular. Bunun üzerine Fatimiler Haçlılara karşı tek başına mücadele edemeyeceğini gördü... ...ve Musul Atabeyi Nurettin Mahmud Zengi'den yardım istediler. Nurettin Mahmud Zengi, Fatimilerin isteği üzerine komutanlarından şirkuhu güçlü bir orduyla Mısır'a gönderdi. Mısır'daki iç karışıklıklara son veren Şirku Haçlı saldırılarını durdurdu. Ardından da kazandığı başarılardan dolayı Fatimi halifesi tarafından vezirliğe atandı. Onun ölümünden sonra aynı göreve yeni Selahaddin Eyyubi getirildi. 1171'de Şii Fatimi halifeliğine son verip Mısır'da hutbeyi Abbasi halifesi adına okuttu Selahaddin Eyyubi. Böylece İslam dünyasındaki siyasi parçalanmışlığı da büyük ölçüde aslında gidermişti. Bakın Fatimiler Müslüman ama Şii Müslüman arkadaşlar. Diğerleri ise Abbasi'de Sünni Müslüman. Mısır'ı bir süre Nurettin Mahmud Zengi adına yöneten Selahaddin Eyyubi, onun 1174 yılında ölümü üzerine bağımsızlığını ilan etti. Selahaddin Eyyubi Mısır'ın yanı sıra kutsal topraklarımızın da içinde bulunduğu Hicaz'ı ve Yemen'i de kendisine bağladı. 1187 yılında Hıddin Savaşı'yla Kudüs'ü Hristiyanların elinden geri alarak buradaki Haçlı Krallığı'na son verdi arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması üzerine Haçlılar Papa'nın çağrısıyla 3. Haçlı Seferi'ni başlattılar. Ancak Selahattin Eyyubi'nin güçlü savunması karşısında onunla bir antlaşma yaparak bu Haçlılar geri dönmek zorunda kalmıştır. Burada da Akka kuşatmasını gösteren bir minyatürü görüyorsunuz. Selahattin Eyyubi'nin 1193 yılında ölümünden sonra Eyyubiler Devleti hanedan üyeleri arasındaki iç çekişmeler ve Haçlıların sonu gelmeyen saldırıları neticesiyle zayıfladı ve 1250 yılında Ordudaki Türk asıllı memlüklerin Mısır'da idareyi ele geçirmesiyle de siyasi varlığı bu devletin, yani Eyyubiler son verilmiştir diyeceğiz. Selahaddin Eyyubi kendisini Haçlı saldırılarına karşı Müslümanları ve kutsal toprakları korumaya adamış olan bir yiğittir. Bu nedenle Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamına gelen Hadimül Harameyn ünvanını alarak, bu ünvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur arkadaşlar. Eyyubiler kendilerinden önceki Türk devletleri gibi Mısır'da kültür ve medeniyetin gelişmesine katkılarda bulundu. Mısır'da devlet kurmuş olan Tolunoğulları ve Ahşitler gibi birçok alanda uygarlık faaliyetlerine de katkı sağlamıştır. Eyyubiler devleti diyeceğiz. Tarımı geliştirmek için sulama faaliyetlerine önem verdiler. Avrupa devletleriyle ticari antlaşmalar yaparak ekonomik hayatı canlandırdılar. Ülkenin her yerinde okul, medrese, kütüphane, hanlar ve kaleler inşa ederek Türk kültürünün Mısır'daki gelişimine devam ettirdiler. Ordularında kullandıkları arma sistemi, bakın bunun altını çizelim arkadaşlar, arma sistemiyle de Haçlı şövalyelerine de örnek olmuşlardır. Ve son konu arkadaşlar, Memlük devletini burada ne yapacağız? İşleyeceğiz sevgili gençler. Mısırda kurulan dördüncü Türk devleti. Eyyubiler Kafkasya'dan getirdikleri küçük yaşlardaki Türk çocuklarını Mısır'da Nil Nehri üzerinde bulunan Ravza Adasında kurdukları kışlalarda asker olarak yetiştirdiler. Kölemen veya Memlük denilen bu seçkin askerler. Hassa ordularında istihdam edildi ve savaşlarda gösterdikleri yararlılıklar ölçüsünde de en yüksek makamlara kadar bunlar çıkabildi. Memlük devletinin kurucusu olan Aybek bu şekilde yetişmiş komutanlardan biriydi. Aybek son Eyyubi hükümdarı Turan Şah'ın ölümünden sonra ordu içindeki Türk memlüklerin desteğiyle 1250 yılında Mısır'da iktidarı ele geçirdi. Aybek'in ölümünden sonra Memlükler Devleti doğudan gelen Moğol tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Memlük Sultanı Kutuz önde gelen komutanlarından Baybars ile birlikte Mısır'a doğru ilerleyen Moğol ordusunu arkadaşlar 1260 yılında bakın şurada aynı Calut Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. Moğolları durduran ilk ve tek Türk Devleti Memlüklerdir. Aynı Calut zaferinin ardından tahta geçen Baybars, İlhanlıların önünden kaçıp Memlüklere sığınan Abbasi Halifesi'ni El Müstansırı koruma altına alarak Halife onu ilan etti. Yani arkadaşlar bakın Memlük Devleti hem Moğolları durdurdu hem de Abbasi Halifesi'ne sahip çıkmıştır. Diğer yandan Haçlıların elinde bulunan Suriye kıyılarındaki kaleleri ve Antakya'yı geri aldı. 1277 yılında da Anadolu'ya girmiş olan İlhanlı Moğollarını Elbistan'da bozguna uğrattı. Memlükler kendilerinden önceki Türk devletlerinin yönetim özelliklerinin devam ettirmekle birlikte bir hanedan tarafından yönetilmemişlerdir. Hani babadan oğula geçen bir hanedanlık Memlüklerde yoktur. Taht değişikliklerinde ölen hükümdarın soyundan olanlar yerine çoğu zaman ordunun önde gelen komutanlarından biri sultan ilan edilmiştir. Yani arkadaşlar çok farklı bir veraset sistemi vardır Memlüklerde. Yani ordu komutanlarından hangisi güçlüyse o padişah oluyor. Yani babadan oğla geçen bir saltanat veraset burada söz konusu değildir diyeceğiz. Memlükler dönemiyle birlikte tarım ticaretteki gelişmeye bağlı olarak Mısır ve Suriye'deki imar faaliyetleri de hız kazandı. Camiler, medreseler, türbeler, çeşmeler ve hamamların yanı sıra askeri mimari alanında da eserler inşa edildi. Bunlar arasında Kahire, Halep ve Şam kaleleri Türk askeri mimarlığının örnekleri olarak öne çıktı. Aynı dönemde Mısır, Tunç, bakır ve cam işçiliğiyle oymacılık ve dokumacılık sanatlarında da ileri gitmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Memlükler dönemi Türk dili ve edebiyatı içinde bir yükselme dönemi olarak kabul edilebilir. Türkçenin resmi dil olduğu Memlük topraklarında çok sayıda Türkçe eser yazıldı. Bunlar arasında resimde gördüğünüz Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin şiirleri de vardır. Memlükler İslam dünyasındaki askeri ve siyasi üstünlüklerini 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdürdü. İstanbul'un fethinden sonra ise bu üstünlüğün Osmanlıların eline geçmesini geçtiğini görerek Osmanlı'ya karşı düşmanca bir tutum izlediler. Böylece Fatih döneminde başlayan Osmanlı Memlük gerginliği de 2. Beyazıt döneminde de ilk savaşın yaşanmasına yani sıcak çatışmanın yaşanmasına sebebiyet vermiştir diyeceğiz arkadaşlar. Osmanlı Memlük mücadelesi 1517'de Mısır'a giren Yavuz Sultan Selim'in hani Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak arkadaşlar Osmanlı Devleti Mısır'a giriyor ve Memlük Devleti'ne son veriyor. Memlüklerin koruyuculuğu altında Mısır'da devam eden Abbasi halifeliği makamı da Osmanlı hanedanlığının eline geçiyor. Yani Yavuz Sultan Selim ne diyor? Bundan sonra halife benim diyor gençler. Evet sevgili arkadaşlar 9. sınıf tarih dersinin bu haftaki konusunu burada bitiriyoruz. Sevdamızda davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.